Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlarım. KPSS orta öğretim için soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi geç dönem Osmanlı mimarisi örnekleri arasında gösterilebilir demiş. Değerli arkadaşlarım, burada baktığımız zaman Çinili Köşk, Rumeli Sarı, Hüdavendigâr Camii, Selimiye Camii bunlar klasik dönem eserleri arasında yer almaktadır. Ancak Ortaköy Camii ise değerli arkadaşlarım bu geç dönem Osmanlı eserleri arasında yer almaktadır. Bu Osmanlı'nın batıyı örnek alması ile ortaya çıkmıştır. Geç dönem Osmanlı eserleri. Dolayısıyla burada Ortaköy Camii'de buna örnektir. Cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. 17. yüzyılda yaşamış Seyahatname isimli eseriyle ünlü Osmanlı gezgini aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlarım, Seyahatname kime aitti? Evliya Çelebi'ye aitti. Evliya Çelebi peki hangi hükümdar döneminde, padişah döneminde yaşamıştır? Bu da değerli arkadaşlarım 4. Murat döneminde yaşadığını biz görmekteyiz. Evliya Çelebi'nin burada cevabımız Evliya Çelebi olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisiyle Memlükleri mağlup ederek halifelik makamını ele geçirmiştir diyor. Değerli arkadaşlar, Osmanlı Devleti Yavuz Sultan Selim zamanında Memlüklerle Ridaniye Savaşı'nı yapmış ve Ridaniye Savaşı ile Memlükleri mağlup ederek ne olmuş? Halifelik makamını ele geçirmiştir. Burada cevabımız Ridaniye Savaşı olmuş olacak. Sakın Meccidabık Savaşı'na düşmeyin değerli arkadaşlarım. Burada MR diye kodluyorum bunu değerli arkadaşlarım. Şimdi M'de yani Meccidabık Savaşı'nda burada Suriye, Filistin. Değerli arkadaşlarım, burada Mecidiyebük Savaşı ile Suriye ve Filistin Osmanlı topraklarına katılıyor. Ridaniye Savaşı ile değerli arkadaşlarım, burada Memlüklerin merkezi Mısır'dır. Biz Mısır'a giriyoruz değerli arkadaşlar. Burada mağlup ederek Memlükleri yıkıyoruz ve halifelik makamı da bizim elimize geçiyor değerli dostlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde esam sistemine bağlı olarak Galata sarraflarından yani Galata bankerlerinden ilk iç borcu alan padişah aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlarım, Osmanlı Devleti'nde ilk esam sistemi 3. Mustafa döneminde geliyor aslında. Ancak ilk uygulayan ise Galata sarraflarından borç alan 1. Abdülhamit'tir. Bu iki bilgiyi asla unutmayalım. Neymiş? Esam sistemini getiren 3. Mustafa. İlk uygulayan ise değerli arkadaşlarım 1. Abdülhamit'tir. 1. Abdülhamit Galata sarraflarından yani bankerlerinden ilk iç borcu almış oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'un işleyişiyle ilgili bilgi veren divan kararlarının kaydedildiği defterler. Bakın bu önemlidir değerli arkadaşlarım. Divan kararlarının kaydedildiği defterler neydi? Mühimme defterleri değerli arkadaşlarım. Burada şöyle aklınıza tutabilirsiniz. Divanda ne kararlar alınır? Mühim kararlar alınır. O yüzden değerli arkadaşlarım bu şekilde aklınıza tutarak mühimme defteri olduğunu burada öğrenmiş olursunuz. Burada mühimme defterleri doğru cevabımız olmuş olacak. Tahrir defterleri neydi? Bu toprak kayıtlarının tutulduğu defterlerdi. Avarız defterleri ise olağanüstü hallerde toplanan vergilerin kaydedildiği defterlerdi. Cizye defterleri bu da gayrimüslimlerin askerlik yapmama karşılığı ödediği vergilerin tutulduğu defterlerdi. İmtiyaz defterleri ise ayrıcalıkların kaydedildiği defterlerdi değerli arkadaşlarım. Burada cevabımız mühimme defteri olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde hazırlanan ilk büyük teşkilat kanunnamesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlarım, Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet döneminde hazırlanan Kanunname-i Ali Osman ilk büyük teşkilat kanunnamesidir. Burada cevabımız B seçeneği olmuş olacak. Kanunname-i Ali Osman Fatih döneminde değerli arkadaşlarım yayınlanmış oluyor ve ilk büyük teşkilat kanunnamesidir. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda yapılan anayasal ve hukuksal düzenlemelerle ulaşılmak istenen hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır diyor. Bakalım, ülkede batılılaşma hareketlerini başlatmak, azınlıklarda milliyetçilik akımının yayılmasını engellemek, ülkenin toprak bütünlüğünü korumak,
toplumda birlik beraberlik duygusunu geliştirmek, ülkede Osmanlıcılık fikrini yerleştirmek diyor. Şimdi burada 19. yüzyılda değerli arkadaşlar yapılan anayasal ve hukuksal düzenlemelerle ülkede batılılaşma hareketlerinin başlatılması amaçlanmış olamaz. Niye olamaz? Çünkü batılılaşma hareketi ne zaman başlıyordu? Lale devrinde başlıyor değerli arkadaşlarım. Lale devri de 1718 değerli arkadaşlarım 1730 yılları arasındadır. Patronu Halil İsyan'a kadar. Burada o yüzden A şıkkını alamıyoruz. Değerli arkadaşlarım burada diğerleri doğru olmuş olacak. Yani azınlıklarla milliyetçilik akımının yayılmasını engellemek vardır. Ülkenin toprak bütünlüğünü korumak, toplumla birlik beraberlik duygusunu geliştirmek, ülkede Osmanlıcılık fikrini yerleştirmek bunlar vardır 19. yüzyılda yapılan anayasal ve hukuksal düzenlemelerle. Bir diğer sorumuza bakalım değerli dostlar. Yukarıdakilerden hangileri Avrupalı devletlerinin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmalarına ortam hazırlamıştır diyor. Ve burada azınlıklar kapitülasyonlar A yanları vermiş. Burada Avrupalı devletler azınlık haklarını bahane ederek ne yapacak? Değerli arkadaşlarım burada iç işlerimize karışmış olacaklar. Ve kapitülasyonlarla da elde ettikleri ayrıcalıkları kullanarak Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etmiş olacaklar. Burada ayanlar ise değerli arkadaşlarım padişahın otoritesini sarsan taşradaki kişilerdir. Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa'yı hatırlıyorsunuz 2. Mahmut döneminde. Burada o yüzden ayanlar alamayacağız. Cevabımız da ne olmuş olacak? 1 ve 2 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Fransız ihtilalinin etkisiyle Osmanlı Devleti'nden ayrılan topraklar arasındadır demiş. Burada değerli arkadaşlarım Trablusgarp, Mısır, Fas, Cezayir bunlar Kuzey Afrika ülkeleridir. Ancak burada bakıldığı zaman Sırbistan değerli arkadaşlarım 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda yani biz buna 93 Harbi diyoruz. Bu 93 Harbi'nin sonucunda imzalanan hangi anlaşmaydı? Berlin. Berlin Anlaşması 1878 tarihinde değerli arkadaşlarım. Bu anlaşmayla birlikte Sırbistan, Karadağ, Romanya ne yapacak? Bağımsızlıklarını kazanmış olacaklar. Burada cevabımız Sırbistan olmuş oluyor değerli arkadaşlarım. Bize Kuzey Afrika'dan ayrılan ilk yer neresidir diye sorarlarsa Kuzey Afrika'da ayrılan ilk yer değerli arkadaşlarım ilk yer Cezayir'dir. Burada son yerde Trablusgarp olmuş olacak. Eğer bize Balkanları sorarsa da Balkanlarda da değerli arkadaşlarım Arnavutluk bizden ayrılan son ülke olmuş olacak. Burada cevabımız B seçeneği değerli arkadaşlarım. Bu sorumuza birlikte bu videomuzun sonuna gelelim değerli arkadaşlarım. Bugün içerisinde birazdan sizler için inkılap tarihini de çekeceğim değerli arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum teker teker. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kolaylıklar diliyorum çalışmalarınıza.